Değerlenmezsek. Bunlara kaldıysan şimdi. Hocam ben gelince zaten direkt kahve yazdırıyorum. Seda beni de yazdır ha. Seda. Hocam top oynayak. Ben top oynamayı unutmuşum. Sezon çok güzel geçti. Biliyorsunuz tabii daha önceden de her zaman söylediğimiz gibi altyapıya önem veren bir takımız. Dışarıdan hiçbir şey oyuncumuz yok. Hepsi Malatya çocuğu. Bu çocuklarla başarının geleceğini de zaten 5 tane kızımızın milli takıma, 17 milli takımına çağrılmasından belliydi bu başarının geleceği. Artık biz bir futboldan başka sosyal proje yaptık. Çocuklara hayata kazandırdık. Şu anda lisanslı 110 tane Türkiye'deki en çok futbol kadın futbola sahip, lisanslı oyuncusuna sahip takımız. Bununla birlikte biliyorsunuz bunu her yerde söylüyoruz. Malatya aslında Malatya kadın futbol takımı. Türkiye'de kadın futbolunu ve dünyada kadın futbolunu belgesellerle, yaptığı çalışmalarla, yaptığı projelerle tanıttı da tanıtmaya da devam ediyor. Ama bizim Malatya'mızda yönetimde artık bir sıkıntım var. Biz artık sıkıntıyı kendimizde arıyoruz. Yani birileri gelir, biz bu takıma para istemiyoruz zaten. Playoff'a gideceğiz. 4 günlük bir konaklamamız var. Bu konaklamayı nasıl yapacağız 4 gün? Bu çocuklar ne yiyecek, nasıl içecek, nerede kalacaklar? Tabii biz bunun planlamasını yaptık bize göre. Ama daha iyi yerde kalsınlar. Bu başarıyı sağlamış Malatya çocukları. Yani biz Doğan Çelebi ya da Berfin Fırat olarak gidip o otellerde kalmayacağız. Malatya kadın futbol takımı olarak gidip kalacağız. Niye bu çocuklar iyi bir şeyler yemesinler? Niye bir otelde kalmasınlar? Belki hayatlarının dönüm noktası olacak. Biz bir yere gittiğimiz zaman Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri ya da o şehrin büyük takımının otobüsleriyle geliyorlar. Yanlarında yöneticileriyle beraber. Biz bir yere gidiyoruz. Gariban iki tane hocamız var. Tayini çıkmamış beden eğitimi öğretmeni. Bir de ben başlarında duruyoruz. Çocuklarımızla beraber elimizden geleni yapıyoruz ama bu çocuklara da artık birilerinin güvenmesi, birilerine sahip çıkması lazım. Yerel yönetimlerle de görüştüğümüzde de bunları söylüyoruz. Yani bizim takımımıza para vermeyin ya. Yani biz dilencilik yapmıyoruz. Bu çocuklar da güzel giyinsinler. Bu çocuklar da daha kaliteli giyinsinler. Sonuçta Malatya yani. Malatya kızları. 110 tane aile. 110 tane kız çocuğu. Ve bunların geleceklerinin hepsi garanti. Hepsini üniversitede okutuyoruz. Hepsi üniversiteye kazanacaklar. Ama bir türlü bu başarımızı kimse görmüyor. Kimse gelip bizimle konuşmak istemiyor. Elimizden geleni biz sonuna kadar yapacağız. Sağ olsun birkaç tane arkadaşımız var şu anda bizimle temas halinde olan. Belki onlarla ileriye yönelik bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ama hiç umudumuz da yok. Yani umutsuz bir şekilde sevk etti. 11 yıldır her türlü emeği veriyoruz ama emeğimizi karşılığını bir türlü alamadık. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Yani bu takım devam edecek. Yani bu kızları bizi yüzüstü bırakamayız.